Selamlar arkadaşlar Doktor Futbol kanalına hoş geldiniz. Biraz üşüttüm sesimden dolayı kusura bakmayın şimdiden özür dilerim. Bugün güzel bir video ile karşınızdayım. Geçen videolarımda hatırlarsanız taktiğimi paylaşmıştım. Bugün de birkaç farklı geride olduğum maçları çevirirken kullandığım taktiğimi paylaşacağım. Bir farklı ileride olduğum son dakikalarda güçlü olan rakiplerime karşı kullandığım taktiği paylaşacağım. İkisinin de taktik ve talimatlarını hızlıca göstereceğim maç içerisinde nasıl kullanmanız gerektiğini de anlatacağım. Bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Doktor Food klipleri kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Sayımız hala orada çok az. Twitch yayınlarımda güzel bölümleri, paket açılışlarını hepsini oraya yüklüyorum. Oraya da destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Onun dışında sosyal medya hesaplarımı da açıklama kısmından bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Önce bir farklı ileride olduğum ve zorlandığım rakiplere karşı kullandığım taktiği göstereceğim. 5-2-1-2 taktiği bu. Genel talimatları bu şekilde. Dengeli 40-45. Derinlik ve genişliğin biraz az olması gerekiyor. Doğal olarak kapandığınız bir taktik. Rakibinize pozisyon vermemeniz gerekiyor. Oyun kurma uzun top. Uzun top olduğunda topu kaptığınızda çok hızlı bir şekilde atağa çıkabiliyorsunuz. Maç içerisinde nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım zaten. Fırsat yaratma doğrudan pas. Bu taktik için çok uygun. Oyuncular pas yollarına koşu yapacaktır. Ondan dolayı bu talimat da bu şekilde olacak. Genişlik 45 olacak. Ceza sahası yüklerini çok fazla vermiyorsunuz. 5 yeterli 4 de yapabilirsiniz. Ben 5 olarak kullanıyorum. Köşe vuruşları ve serbest vuruşlar da 1 olacak. İleride adam kalmasını istemeyiz. Kontra atak yiyebilirsiniz. Bek versiyonundaki oyuncularınızı yine back'e koyacaksınız. Orta sahalarınızdan bir tanesi atak oyuncunuz olabilir. Hiç dert etmeyin. Maç içerisinde değişiklik de yapabilirsiniz. Şu an gösterdiğim için öyle. Taktiği yaptığımda göreceksiniz zaten. Atak veya defans oyuncusu fark etmek için rakiplerinize kapanabiliyorsunuz zaten. Evet talimatlara gelelim. Forvetlerden en hızlı olduğunu düşündüğünüz oyuncunuza göbekte kal, arkaya koşu yap ve ileride kal vereceksiniz. İleride kal kısmı önemli. Topu kaptığınızda ilk buluşturacağınız oyunculardan bir tanesi bu olacak çünkü. Diğer forvetinize ise benim Messi oynuyor. Biraz daha pasör bir oyuncu. Arkaya koşu yap vereceksiniz. Onun dışında hiçbir şey vermeyeceksiniz. Forvet arkanızdaki oyuncuya defansa dön vereceksiniz. Onun dışında bir şey vermiyorsunuz. Orta sahalarınızın ikisine de ataklarda geride kal. Merkezi kapat veriyorsunuz. Ataklarda geride kal. Merkezi kapat. Stoperlere herhangi ekstra bir şey vermiyorsunuz. Beklerinize ise ataklarda geride kal veriyorsunuz. Şunla bindir yaparsanız daha iyi olur. Daha genişte beklerler. Topu kaptığınızda önemli bu. Kalecilere de ekstra şu talimatları vermeye başladım. Onu da göstereyim size. Orta sever talimatını verdim. Bunu verdiğinizde rakip orta açtığında kaleci eğer tutabilecekse kendiliğinden çıkıp alıyor. Bu talimatı vermediğinizde ise yapay zekası kötüyse kalede bekliyor ve rakip kafa vurup gol atabiliyor. Şimdilik böyle kullanıyorum. Sizin de böyle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim iki farklı geride olduğum ve kullandığım taktiğe. Yayınlarımı izliyorsanız bu taktikle çok fazla maç çeviriyorum. 2-0'dan 3-0'dan 4-0'dan döndüğüm maçlar oluyor. Bu taktiğimi çok seviyorum. Rakibi boğucu bir şekilde baskı yapıyorsunuz. Bir gol geldikten sonra gerisi de hızlı bir şekilde geliyor zaten. Ama hep söylediğim gibi taktik çok iyi olsa da iş sizde bitiyor. Yakaladığınız pozisyonları değerlendiremezseniz taktiğin bir önemi kalmıyor. Defansif tarz sürekli baskı olacak. 2-0 geridesiniz veya 3-0 geridesiniz. Oyuncularım yorulur mu yorulmaz mı onu düşünmeyeceksiniz. 2-1 veya 2-2 yaptığınızda zaten eski taktiğinize dönmeniz gerekiyor. Sürekli bu taktikte kalmayacaksınız tabii ki. Geniş ikelli derinlik 90 olacak. Oyun kurma hızlı oyun kur. Fırsat yaratmayı ileri koşularda kullanıyordum. Doğrudan pas yapıyorum bu aralar. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Doğrudan pas yapabilirsiniz. İleri koşularda şöyle bir sıkıntı var. Oyuncular çok fazla ileri yığılıyor. Yani pas yollarına koşu yapmıyorlar. Doğrudan pasta ise boşluklara koşu yapıyorlar. İkisinin farkı o. İleri koşularda şuursuzca gidiyorlar. Bunu da denedim de yine şu anlık değiştiriyorum. Doğrudan pas olmasını tavsiye ediyorum size. Genişlik 50. Ceza sahasına yüklen fazla olacak. Bu şekilde vereceksiniz. 7 vereceksiniz. Yeterli sayıda oyuncunuz geliyor. Köşe uçları ve serbest uçları 2 olacak. Talimatlara gelelim. Bu oyuncunuza sadece orta için ceza sahasına gir veriyorsunuz. Forvetlerinize göbekte kal, ileride kal, arkaya koşu yap veriyorsunuz her ikisine de. Buradaki oyuncunuza da sadece orta için ceza sağsa gir. Orta sağlarınızdan bir tanesine ataklarda geride kal, merkez kapat. Diğerine ise sadece merkez kapat veriyorsunuz. Beklerinize ise hiçbir şey vermiyorsunuz. Otomatikmen kendileri ileri çıkıyor zaten. Yani burada atağa katıl verdiğinizde Sürekli ileri çıkıyorlar. Defansa ne zaman döneceklerini kestiremiyorlar. Ben bunu dengeli kullanıyorum. Dengeli kullandığınızda da fark edeceksiniz ki bekleriniz doğru zamanda zaten ileri çıkıyor. E şimdi bu taktikleri maç içerisine göstereceğim. Önce baskı taktiğimi açmak daha mantıklı geldi. Baskı taktiğimizi açıp öne geçersek daha sonra defansif taktiğimi daha rahat deneyebilirim. Sürekli baskı açık şu anda. Oyuncularımı görüyorsunuz otomatikmen direkt rakibe basıyorlar. Topu kaptırdığımız anda oyunculara bakın lütfen. Hiç alan bırakmıyorlar. Topu kaptığınız anda boş oyuncularınızı hızlıca görmeniz gerekiyor. Hızlı oyun kur talimatı verdik. Oyuncular çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Seri düşünüp doğru anda doğru yerlere pas atmanız gerekiyor. Bakın top kaptırdık yine. Bakın stoperin bile ileri çıkıyor baskı için. Ve rakibi boğup topu geri alıyoruz. Evet rakip atış kullanacak. Burada da izlemenizi istiyorum. Stoperim ileri çıkıyor. Gördüğünüz gibi topu alan stoperim. Stoperler hiç çekilmiyor bu taktikte. Biraz riskli. Arka boş kalıyor bazen. Ama yapmanız gereken şey de bu. Sonuçta 2-3 farkla geridesiniz. Risk almanız gerekiyor. Güzel bir ataktı. Rakibim oyundan çıkmasın lütfen. Oyundan çıktı. Biraz yıldırıcı bir taktik. Evet yeni bir maçtayız. Umarım bu rakibimiz de çıkmaz. Top rakibimiz de. benim oyuncuları izlemenizi istiyorum. Bakın hiç boş bir alan bırakmıyoruz. Siz de manuel olarak oyuncunuzu çekeceksiniz tabii ki. Oyuncularınız hep ileri bu şekilde koşular yapar. Bakın hiç boş bir alan yok. Sürekli bir oyuncum rakip oyuncunun ensesinde. Topu çok hızlı bir şekilde kapıyorsunuz saniyelik. Bekleriniz de ileri çıkıyor bu şekilde. Güzel geldik. Ve yine top rakipte. Boğucu bir şekilde yine baskı yapıyoruz. Bakın. Kaç saniye sürüyor bilmiyorum ama topu çok hızlı kapabiliyorsunuz. Aldık topu yine. Güzel koşturduk. Bitirebilecek miyiz? Güzel bir gol. Lütfen çıkma defans taktiğimi göstereceğim. Söylediğim gibi biraz boğucu bir taktik. Rakiplerimiz dayanamıyor. 3. maça da gireceğim. Orada bir deneyelim. Evet, maçımıza başladık. Rakibi kapatıyoruz. Top kaptıktan sonra vereceğiniz reaksiyon önemli. Forvetiniz ileri koşan forvetiniz. Şu şekilde ileriye kaçırıp gol atmaya çalışacaksınız. Vinicius atamadı ama pozisyona girmemiz bile taktiği özetliyor. Agresif bir şekilde switch atıp rakibin üzerine koşmayacaksınız. Zaten oyuncularınız kapatıyor alanları. Bakın bu şekilde sakin kalıp topu alıyorsunuz zaten. Hızlı çıkışlar önemli bu taktikte. Bakın forvetler nasıl da koşuyor. Bu sefer atacak mı? Atamadı. Dakika 6 2 tane karşı karşıya pozisyona girdik. Yani bu önemli bir özet bu taktik için. Topu kaptı hızlıca. Korner dönüşü bu. Bakalım kontrole çıkabilecek miyiz? Beklerimiz ileri gidebilir. Çıkarabilirsiniz. Çok güzel geldik. Atabilecek miyiz? Bu maç biraz fazla kaçırdık. Ama taktiğin ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar her iki taktiğimi de anladığınızı düşünüyorum. Defans taktiğini yaparken gol atamadık. Yorgunum ve rakipler oyundan çıkıyor. Devam etmek istemedim. Ama o taktiği kullanınca da ortadan hızlı bir şekilde tek bir üçgenlere arkaya koşu yap dediğimiz forretle topu buluşturmamız gerekiyor. Rakibi çok kalabalık bir şekilde karşıladığınız için defansta çok sıkı bir şekilde savunabiliyorsunuz. Ben her iki taktiğimden de şu anda memnunum. Size bahsettiğim senaryolarda kullanırsanız siz de memnun kalacağınızdan eminim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sosyal medya hesaplarımı açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.